Herkese merhaba. Bu ders videomuzda dizilerin yakınsaklığı hakkında konuşacağız. Dizilerin yakınsaklığına girmeden dizilerin yakınsaklıkta tanımda kullanacağımız bazı tanımları verelim. İlk olarak bir noktanın epsilon komşuluğu tanımına bakalım. Epsilon sıfırdan büyük bir reel sayı olmak üzere. Burada epsilon dediğimiz herhangi bir reel sayı. Yani bir sabit gibi düşünebilirsiniz ama herhangi bir reel sayı. B a epsilon kümesine a noktasının epsilon komşuluğu denir. Peki bu ba epsilon nasıl bir kümeymiş bakalım ba epsilon ba epsilon dediğimizde hani bu notasyonu bilmiyoruz daha önceden görmedik ama şu tanıdık notasyonu indirgeyebiliriz yani epsilon eks, e, a eksi epsilon a artı epsilon açık aralığı şeklinde düşünebiliriz yani şu aşağıdaki soldaki şekle bakacak olursak a noktası burası A'dan epsilon geldim, sol tarafa. Bir de A'dan epsilon gidiyorum sağ tarafa. Dolayısıyla buradaki bütün noktalar şöyle pembe ile işaretledim. Buradaki bütün noktalar benim BA epsilon kümem oluyor. Peki bunu matematiksel olarak daha değişik nasıl yazabiliriz? Şu şekilde. Buradaki pembe noktalar kümesini şöyle karakterize edebiliriz. Öyle x eleman reel sayılardan oluşuyor ki X'in A'ya uzaklığı Epsilon'dan küçük. Yani A noktasına uzaklığı Epsilon'dan küçük olan bütün noktalar kümesi benim bu BA Epsilon e, kümem olmuş olur. Yani mesela A noktasına Epsilon uzaklık neresi? Tam olarak burası. Bundan küçük olan bütün noktalar burada gördüğünüz gibi aynı şekilde de eksi Epsilon olarak bakarsak uzaklık biliyorsunuz mutlak derece alındığı için buradaki bütün noktalar oluyor. Şimdi bir kavramımız daha var. B A epsilon buradan A elemanını çıkarmışız. Yani burada gördüğünüz sağ tarafa tekrardan çizeyim. Şu şekilde burada sınırlar dahil değil. Bu A eksi epsilon A artı epsilon dahil değil. Normalde kümem neresiydi? Buranın tamamıydı. Buradan A'yı çıkarıyorum. Yani A eksi epsilon'dan A'ya geldim. Açık küme birleşim. A'dan A artı epsilon kadar geldim. Bu kümeye ise A'nın delinmiş epsilon komşuluğu deniyor. Mesela 5'in 5 beş noktasının bir komşuluğu nedir? Hemen görsel olarak görelim. 5 burası, 1 sağa gidiyorum 6, 1 sola gidiyorum 4. Dolayısıyla benim kümem neresi? 4 ile 6 arasındaki bütün noktalar. Eğer delinmiş diyorsam buradan neyi çıkarmam lazım? 5 noktasını yani merkezini çıkarmam gerekiyor dedik. Güzel. Devam edelim. Dizilerde limit. Yani bir diz, dizinin limiti ne demek onu inceleyelim. Bir x n dizisi ve x 0 eleman r veriz. Her epsilon büyük sıfır sayısına karşılık bir n epsilon doğal sayısı. Her n büyük eşittir n epsilon için x n eksi x 0 küçüktür epsilon eşitsizliğini sağlayacak biçimde var ise xn disini x0 noktasına yakın sar denir ve x0 sayısını xn disinin limiti denir. Şimdi tanım ilk kez görenler için pardon ilk kez görenler için biraz karışık gelebilir. Ama bunun üzerine gittikçe daha da basitleştireceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir tane xn disi var bir de x0 noktası var. Biz ee, bu xn disinin mesela ee, neyi gördük daha... Neyse onu birazdan bakalım. X ne X 0 noktasına yakınsaması ne demek? Bu notasyonu da şöyleden bahsed e, şimdiden söyleyeyim. Şu şekilde gösterilebilir. X ne X sıfıra yakınsaması. Ayrıca şöyle gösterimler de var. Onlardan da bahsedelim. Şimdi burada limit x n eşittir x 0 diye de gösterilebilir. İlla burada sadece değişkenimiz n olduğu için e, n'yi yazmaya da biliyorlar çoğu zaman. Bazen de şu şekilde gösterilir x ne? x sıfıra gidiyor. Parantez içinde ne sonsuza giderken. Yani şöyle üzerine sarıyla geçeyim. Şöyle bir gösterim de mevcut. Şöyle bir gösterim de mevcut. Ama genelde yukarıda yeşille işaretlediğimiz gösterimi biz e, kullanırız. Şimdi bu tekerlemede epsilon tekerlemesinde biz ne arıyoruz? O önemli. Şimdi bize bir sayı veriliyor. Diyor ki adam bir tane sayı verildi. 3 verildi epsilon diye bir sayı. 3, 5, 8, 10, 1 bölü 100, 7 milyon ne verilirse verilsin. Sana diyor ki öyle bir ne epsilon sayısı bul ki. Ne epsilon kırmızı ile yani bizim bulmamız gereken sayı bu. Senin dizinin terimleri bunu geçtikten sonra mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Çok özel bir e, ne epsilon bul mesela 5 milyon. Diyorsun ki 5 milyondan sonra Senin dizin Xn dizisi Bu noktanın O kadar yakınına gelir ki sanki bunlar yapışır Gibi düşünebilirsin bunu Yani bizim burada e, Aramamız gereken şey ne Bana bir epsilon sayısı veriliyor böyle mavi işte başkaları veriyor Ama e, Her epsilon sayısı için ben bunu yapabiliyorsam e, Xn dizisi X0'a yakınsar diyor adam diyor ki epsilon şu olsun diyor ben hemen diyorum ki ha, 15'ten sonrası senin bu koşulunu sağlar diyorum. Mesela diyor epsilon 80 diyor. Ha 80 ise 15 dediydim ya 14 sağlar diyor. Tabi burada dizinin karakterine göre yorum yapacağız. Mesela adam diyecek ki epsilonu epsilonun büyük değerleri bizim için aslında e, çok incelenmesi kayda da, e, değer değil. Neden? Epsilon çok büyüdükçe bu eşitsizlik zaten haylaylı sağlanacak bir yerden sonra mesela. Ama epsilon çok çok küçük değerleri bizim için önemli. Diyecek ki adam epsilon 1 bölü 100 vereyim diyecek. Sen diyeceksin ki ha o zaman n sayısı diyeceksin ki sallıyorum 30 diyeceksin. Epsilon 1 bölü 100 değil de 1 bölü 1000 derse o zaman bu noktayı biraz daha ilerleteceğim. Öbürküler için sağlanır, sağlanır diyeceğim. E, sembollerle gösterimine birazdan geleceğim. Bekleyin. Şu e, dizilerde limiti bir de grafiksel olarak açıklamak istiyorum. Yani bu grafiksel olarak. Açıklama kafanıza yattıysa zaten aşağı yukarı anlamışsınız demektir. Şimdi biliyorsunuz e, diziler de birer fonksiyon. Dolayısıyla grafikleri çizilebilir. Fakat grafikleri nasıl olacak? Nokta nokta olacak. Mesela 1'de 1 değer alacak. 2'de, 3'de. Biraz böyle çizeyim. Yazayım. 5'de al. Biraz aralıklı oldu. 11 12, 13, 14, 15 tane yapayım. Şimdi bir x, n dizisi olsun. Ne olduğunu bilmiyorum ve şöyle aşağı yukarı şurası kaç yapar? Mesela bizim buraya göre 8 yapar mı? Yapar herhalde ya da 7 diyelim. Mesela x, n dizisi 7'ye yakınsasın. Bizim böyle bir dizimiz var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ben birazdan oluşturacağım. Mesela bir noktası... Şurada olsun. Yani x1 dediğim şey şuradaki değer ne olduğunu bilmiyorum. Sadece noktasal göstereyim. 2 dediğim şey negatif olsun olabilir. 3 dediğim şey 7'ye çok yakın olsun. 4 dediğim şey biraz yukarıda olsun. 5 dediğim şey 0 olsun. 6 dediğim şey negatif. 7 0 olsun. 8 işte burada olsun. 9 burada. Hadi 10 7 olsun. 11 7 olsun. 12 7'den büyük. 12 böyle böyle yukarıda. 14 burada olsun. 15 burada olsun. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bundan sonra da şöyle bir şey olsun istiyorum. Burada 7'ye yakın ya. Yani 7'ye çok çok yaklaşacak benim değerlerim. Şöyle devam ediyor. Dizinin grafiği bu şekilde diyelim. Şimdi arkadaşlar burada yukarıdaki tekerlemenin mantığı şu. Bana epsilon veriz. Epsilon bir pozitif sayı. O zaman epsilon'u şöyle bir şey alabilir miyim? Hatta şöyle hangi renkle çizelim? Turuncuyla çizelim. Ups şöyle. Turuncuyla. Epsilon şimdi 7'ye yakınsıyor ya benim dizim. Bunu da kopyalayalım. Kopyala. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şimdi epsilon 7'den şu kadar mesafe yukarıda dursun. Diğer arkadaşı da şöyle alalım. Bunu da şöyle seçeceğiz. Pardon. Güzel. Aşağı yukarı. Şöyle mi? Evet böyledir. Şimdi Epsilon'u verdi. Biz öyle bir N yıldız doğal sayısı bulmalıyız ki Ne istiyorduk? Bizim n'ler, n, n yıldızı geçtiğinde ya da ne epsilon yazık. Önemli değil, n yıldız diyelim burada. Şu eşitlik sağlansın. x, n ile 7 arasındaki fark epsilon'dan küçük olsun. Şimdi epsilon'u şu kadar mesafe olarak biz belirledik. Yani yukarıdaki nokta 7 artı epsilon. Aşağıdaki nokta 7 eksi epsilon. Şimdi olayım şu. Bana öyle bir doğal sayı söyle ki... Bu doğası mesela atıyorum şurası. Şurada 7 ya da atıyorum 12 ya da 15. Bana öyle bir tane söyle. Belki bir tane varsa sonsuz tane de vardır zaten. Onu birazdan değineceğiz. Bana öyle bir tane söyle ki işte 8 mi 10 mu 100 mi 200 bin mi ondan sonra dizinin bütün terimleri bu iki tane turuncu çizgi arasında kalsın dışarıya çıkmasın. Mesela bu grafiğimizde Atıyorum N yıldızı 3 sesseydik. Şurası sesseydik. Bakıyorum bunun sağ tarafında kalan dizinin bütün terimleri bu şerit içinde midir? Sorun bu. Değildir. Neden? Bak yukarı çıkmış. Şunlar da burada kalmış. Değildir değil mi? Değil gibi gözüküyor. Demek ki benim değerim 3 değildi. Peki 5 alsam ne olur? 5 de olmadı değil mi? Aşağıda yukarıda kalanlar var. Mesela şurada bir yer alsam 11 alsam olur mu? Yukarıda aşağıda kalanlar var. Fakat bak şurada şu değer herhalde 14. Hatta şunu alalım önemli değil. Bak 15 değerinden sonra dizinin bütün terimleri bu komşuluk içinde kalıyor mu? Kalıyor süper. Dolayısıyla ben bana verilen epsilona karşılık bir ne epsilon buldum. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bu bir tanesi sadece. Şimdi adam bir kere denedi seni. Epsilon verdi. Ne yıldız bulacağım mı? Buldum. 15. Şimdi Epsilon'u adam değiştirecek artık. Bütün sayılar için bakması lazım. Mesela şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Epsilon'u adam genişletti. Çok büyük bir şey verdi mesela. Şöyle verdi. Şunu da şöyle yukarı atalım. Şöyle bir şey verdiğini düşün. Şimdi burada ne yıldızı kastedeceksin? Hani epsilonun büyük değerleri için yani şuradaki noktayı içeri atalım. Bu nokta dışarıda hatta bunu sileyim. Ben tekrar yazayım. Şurada bir yerde. Şimdi ne yıldızı kaç seçeceğim bu epsilona karşılık? Demin ki epsilon 1 olsun. Bu da epsilon 2 olsun. Bu epsilona karşılık ne yıldızı kaç seçeceğim? Kaç seçersen seç. Hepsi gördüğünüz gibi bu şeridin içinde. Demem oydu ki hani epsilon büyük değerleri için hani incelememize çok gerek yok hani incelememiz yine lazım ama çok gerek yok çünkü epsilon büyüdükçe e, sıkıntı e, sıkıntıya düşmüyor. Bak epsilon çok küçüldükçe bu şerit çok daralıyor. E, çok daraldığı için noktalar dışarıda kalma ihtimali var. Dolayısıyla burada mesela 15 seçtik ya dikkat ederseniz tekrar 15 seçersek noktalar dışarıda kaldı. Dolayısıyla bunu işte belki 100 seçeceksin duruma göre. Bu epsilona karşılık 100 seçeceksin. bizim yukarıdaki tekerleme de ne diyordu? Her epsilon sayısına karşılık bir N yıldız bulabiliyorsan işte bu dizi bu özelliği sağlayacak şekilde bu dizi bu noktaya yakınsaktır diyoruz. Yani bizim yakınsama mantığımız bu. Şimdi matematiksel sembollerle yazacak olursak dizilerde yukarıdaki tekerlemeyi limitin tekerlemesine x dizisi x 0 noktasına yakınsaktır ancak ve ancak ya da bunu gerek ve yeter koşul diye de okuyabilirsiniz. Daha önceden mantık dersi alan arkadaşlar biliyordur. Verilen her epsilon sayısına karşılık ne bulmalıyız? Yine kırmızı ile üstüne gidiyorum. En az bir tane n epsilon yani epsilon'a bağlı bir sayı. Epsilon değiştikçe buradaki n de değişiyor. Demin nasıl değiştirdik? Gördünüz. En az bir. Bir tane bulunca zaten sonsuz tane de bulursun. Neden? Şöyle düşün. Mesela sen burada epsilon'a karşılık bir sayı buldun. Atıyorum burası 5. Bundan sonraki hepsi bunun içinde. E sen 7 de desen Hani bundan sonraki bunun içinde de bundan sonraki dışarıda mı kalıyor? Değil. Dolayısıyla bir tane bulursan sonsuz tane de bulmuş oluruz. Ama bize bir tanesi yeter. Sen yeter ki bir tane bul. En az bir ne epsilon doğal sayısı bulmalısın. Öyle ki bu Doğal sayı geçtikten sonraki dizinin terimleri ile x0 arasındaki fark epsilon'dan küçük kalsın. Yani burada bizim aradığımız genellikle şöyle bir yanlış e, algı yarat algı yaratılıyor demeyelim yanlış anlaşılıyor. Sanki epsilon'u arıyormuşuz gibi anlaşılıyor. Fakat biz burada n epsilon yani doğal sayıyı arıyoruz. Şimdi burada e, bir kavramımız daha var. Aslında bir not vermişiz. Yakınsak olmayan diziye ıraksak dizi denilir. Yani böyle bir her epsilon'a karşılık bulamıyorsan biz buna ıraksak dizi diyoruz. Mesela şöyle düşünün. En basit ıraksak dizi örneklerinden bir tanesi işte x n eşittir n dizi. Yani 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3, 4'de 4, 5'de 5. Şimdi şöyle diyelim. Varsayalım ki bir noktaya yakınsızsın. Şurada bir atıyorum 5'e yakınsızsın ya da bir A noktasına. Bunun öyle bir komşuluğunda hiçbir N0 bulamazsın ki bak bunlar sonsuza kadar gidiyor. Mesela şöyle desen şu noktadan sonraki hepsi içeride bak yukarıda olanlar bu noktadan sonra yukarıda olanlar bu nokta yine yukarıda bu sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla bunun yakınsak olma şansı yok. Fakat biz bunları ileride zaten yazıyla göstereceğiz ne oldu. Yani burada şunu söyleyebiliriz, yukarıda önermemiz vardı, matematiksel sembollerle yazdığımız x bir noktaya yakınsamaması ne demektir? Ee, her x 0 eleman R için en az bir epsilon sayısı için öyle bir ne epsilon büyük eşit en az bir ne epsilon büyük eşittir ne için bu x n ile x0 arasındaki fark epsilon'dan büyük eşit kalır. Yani olayımız şu arkadaşlar. Yukarıda dedik ya. Her epsilon için bir n epsilon bulmamız lazımdı. Şimdi herin tersine en az bir. Yani en az bir tane epsilon için şu arkadaşı bulamıyorsam ya da bu arkadaşı bu eşitsizliğin tersi olacak şekilde buluyorsam dolayısıyla benim bu dizinin yakınsak olmadığını söyleyebilir. Şimdi bu sayfamız bu kadardı. Evet örneğimize bakalım. x ne eşittir? 2n-1 bölü n artı 2 dizisinin limitin 2 olduğunu gösterin. Şimdi belki bazı arkadaşlarımız fonksiyonlarda limit konusunu gördü. Hani neyi sonsuza götürdüğünde bunların katsayı oranı 2 şeklinde yorum yapabilir. Biz onu biz onları göreceğiz ama daha onları bilmediğimizi varsayıyoruz. Şimdi bu dizinin limitinin 2 olduğunu gösterelim. Çok basit. Şimdi şöyle başlıyoruz. Keyfi epsilon büyük sıfır sayısı veriz. Şimdi bütün hepsi için gösterme imkansız. işte. epsilon 1 için, 2 için, 3 için, 4 için. Hatta yani bu tam sayı değerleri, doğal sayı değerleri için bile göstermeye ömrüm yetmez. O yüzden keyfi alıyoruz. Yani hepsi için bir seferde göstereceğiz. Keyfi epsilon sayısı. Hatta şöyle diyelim. Direkt ben şöyle yazmayı da çok seviyorum. Keyfi epsilon büyük 0 sayısına karşılık. karşılık n epsilon eşittir nokta 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 olarak seçilirse neyi arıyorduk zaten arkadaşlar? n epsilon arıyorduk. Olarak seçilirse n her hatta her yazalım böyle her n büyük eşittir n epsilon için x n ile 2 arasındaki fark epsilon'dan küçük olur. Şimdi sorumuz aslında burada bitti sayıları neredeyse. Buraya ne epsilon ne olduğunu yazabilirsek aslında cevabı bu kadar. Şimdi bu bize havadan inmeyeceği için burada biraz hesaplama yapmamız lazım. Şöyle diyelim gerçekten de bağlayalım bunları. Şimdi elimizde ne olsun istiyoruz hemen onu yapalım bak. Ne olsun istiyoruzu e yeşille boyuyorum. Şu ikisi arasındaki fark epsilon'dan küçük olsun istiyorum. Şimdi xn dediğimiz şey 2n eksi 1 bölü n artı 2 2 küçük epsilon olsun istiyorum. Şimdi ben burada bir e, payda eşitleme işlemi yapayım. 2n eksi 1 eksi 2n eksi 4 bölü n artı 2 oldu. Buradaki 2n ile buradaki 2n'e gitti. Yukarıda ne geldi? Şurası 2 kere 2'den 4 geldi değil mi? Yanlış yazmadık. Güzel. Yukarıda Eksi 5 geldi değil mi? Ama mutlak değer olduğu için bunu 5 olarak yazabilirim. Aşağıda da n artı 2 var. Bu da pozitif bir sayı. Mutlak değerden çıktı. N artı 2 oldu. Şimdi ben istiyorum ki bunun epsilondan küçük kalmasın. Dolayısıyla hemen yani şunun maviyle işaretliyorum. Bu farkın küçüktür epsilon olmasını istiyorum değil mi? O zaman ben şuradaki n ile buradaki epsilon arasında bir ilişki kursam aslında işimi bitireceğim. Yani şöyle yapıyorum ise dediğim yani 5 bölü n artı 2'nin epsilon'dan küçük olmasını istiyorum. Buradan epsilon pozitif bir sayı n doğal bir sayı. Dolayısıyla bunları ters çevirirsem n artı 2 bölü 5 işareti yön değiştirir. 1 bölü epsilon olur. Her tarafı 5 ile çarpıp bir daha yapalım. n artı 2 büyüktür 5 bölü epsilon. n'yi de karşıya atalım. n büyüktür 5 bölü epsilon eksi 2 olur. Şimdi n epsilon'u şurası seçersem n'ler n epsilon'dan büyük eşit olduğunda istediğim sağlanıyor. Dolayısıyla ben buradan n epsilon ne seçmem lazım? 5 epsilon bölü 2'nin. Şimdi buradaki arkadaş bir e, tam sayı olmayabilir. Şimdi doğal sayı olmayabilir. N epsilon bir doğal sayı. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunun tam değerini alıyorum ki eğer tam sayı değilse tam değeri olsun. Bir de üzerine garanti olsun diye bir ekliyorum. Yani ne epsilonu şu şekilde seçecek olursam istenilen sağlanır. Onu da hemen buraya yazıyorum. 5 bölü epsilon neydi? Eksi 2 Mutlu e, tam değer artı 1 şeklinde seçmiş olduk. Evet bu örnek çok önemli bir örnek. Gelelim diğerine. Bunu çok çok kullanacağız. X xn eşittir. 1 bölü n dizisinin limitinin 0 olduğunu gösteririz. Şimdi şundan da bahsedelim. Videoyu izlemişsinizdir diye düşünüyorum buraya kadar zaten. Bazı bölümlerde matematik haricinde bazı hocalar bazen değiniyor bunlara. Bazı bölümlerde bu epsilonlı kısımları değinilmeyebiliyor. Size tavsiyem yani bazı arkadaşlara değinilmese bile izleseniz sizin faydanıza olur. Yani en azından hani zaman kaybı diye bakmayın. Şöyle bir şey. geçenlerde bir şey okumuştum. size onunla paylaşayım. Yeri geldikçe böyle bir konu gelince paylaşmaya çalışıyorum. bir tane adam kitap okuyor. Sonradan işte herhalde e, mentörüyle, akıl hocasıyla konuşuyor. Ya ben geçen bir kitap okudum, bir ay oldu. Ama sonradan hepsini unuttum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Hani gerçekten boşama gitti zamanım. Hani iyi bir şey yapmadım mı ya da niye bana böyle oluyor diyor. O da şöyle bir örnek veriyor. Ya diyor böyle düşünme. Tabii ben daha for informal anlatıyorum da şeyleri. Ya diyor böyle düşünme diyor. Mesela bir elmayı yesen ne olur diyor. O bütün vücuduna yayılır diyor. İşte kas olur, sallıyorum kemik olur, işte yağ dokusu olur bir şey olur. Yani seni geliştirir diyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bu benim ne işime yarayacak. Şöyledir, böyledir. Matematikte böyle bir şey zaten hiç gerek yok yani. Bu senin beynini çalıştırıyorsa, bir şeyler öğretiyorsa ki öğretiyor, gerçekten senin matematiksel literatürüne katkıda bulunuyor. Daha çok yani düşünme literatürüne katkıda bulunuyor diyebiliriz. Neyse çok uzatmayalım. <laughs> Örneğimize bakalım. 1 bölü n disinin limitinin 0 olduğunu gösterin diyor. Şimdi arkadaşlar burada 0 olduğunu göstereceğiz. Yine mantık aynı. Keyfi epsilon büyük sıfır veririz. Şimdi e, burada ne epsilonu ne seçeceğim nokta 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 yazıyorum olarak seçilirse her n epsilon şey pardon her n büyüktür yani bu n epsilon geçen her dizinin terimi için 1 bölü n ile 0 arasındaki fark epsilondan küçük olur dedik. Bitti. Bu ne epsilon lazım bize? Şöyle gerçekten de deyip bağlayalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Arşimet özelliği. Bunu yazalım. Şimdi her reel sayıdan büyük olacak şekilde bir doğal sayı seçilebilir diyor. Ya da bunu tersten de anlayabilirsiniz. Her doğal sayıdan daha büyük bir reel sayı. Yani şimdi her doğal sayıdan büyük bir doğal sayı olduğu için dolayısıyla her doğal sayıdan büyük bir her e, reel sayıdan büyük bir doğal sayı seçilebileceği için o zaman her reel sayıdan büyük doğal sayı seçileceğinden her doğal sayıdan büyük reel sayı da seçilebilir. Yani demek istediğim şu. Şurada bir reel sayı varsa, reel sayı bundan daha büyük bir doğal sayı seçebilirsin. Şöyle de yapabilirsin. E, dolayısıyla burada da bir doğal sayı var. Dolayısıyla bu doğal sayıdan daha küçük bir reel sayı da olacak. Şurada da reel olması lazım. Demek ki her doğal sayıdan büyük bir reel sayı da seçebilirsin. Yani Archimedes özelliği şunu söylüyor. Doğal sayıdan büyük bir reel sayı vardır. Ee, pardon, reel sayıdan büyük bir doğal sayı vardır. Her reel sayıdan büyük bir doğal sayı vardır. Benzer şekilde bunu modifiye edersen her doğal sayıdan büyük de bir reel sayı vardır diyebilirsin. Şimdi Archimedes özelliğinden burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada 1 bölü epsilon sayısı. Şimdi burada yine şuradaki mantık var diye ne istediğimizi yazıyorduk. Hatta öyle yazalım. 1 bölü n eksi 0 eşittir. Kök e, mutlak değer içinde 1 bölü ne oldu? Bu da 1 bölü ne oldu? Şimdi ben istiyorum ki bunu epsilondan küçük kalsın. Yani şuradaki arkadaşı seçeyim. Dolayısıyla burada n'yi. 1 bölü epsilon'dan büyük olarak seçebilir miyim sorusu geliyor. Hani demin cart diye yazdık ama şimdi burada seçebilir miyim sorusu geliyor. Şimdi bakıyorum buradaki sayı nedir? Reel sayıdır değil mi? Epsilon sıfırdan farklı. Reel sayıdır. E reel sayıdan büyük bir doğa sayı yok mu? Arşimet özelliğinden var. Dolayısıyla burada ne epsilon ne seçmemiz lazım? Burada 1 bölü epsilonun tam değerini alıyorum yine. Tam sayı, e, doğa sayı olması için. Bir de üzerine garanti olsun diye bir ekliyorum. Dolayısıyla ne epsilon? Pardon, böyle seçersek bu keyfi epsilon için bu eşitlik e, her n büyüktür n epsilon için doğru olur. Dolayısıyla aslında 1 bölü n dizinin limiti neymiş? 0 imiş. Çok çok. Anam yıldız yapamadım. Beynim error verdi. Evet, çok çok önemli bir e, dizi diyelim. Bunu unutmuyoruz. Yani adın soyadın neyse bu dizinin de sıfıra gittiğini bileceksin. Üçüncü örneğimize bakalım. X ne eşittir ne edilsin, ıraksak olduğunu gösterelim. Burada iki yöntemle göstereceğim. Şu aşağıda bir notumuz var. Aslında bu çok çok daha kolay gösterilebilir bunu ama normal çözümde gösterelim. X ne edisinin ıraksak olduğunu şöyle gösterebiliriz. Varsayalım ki. Limit x ne eşittir x 0 olsun varsayalım ki yakınsak olsun. Biz bu yöntemi ne diyorduk? Olmayana ergi yöntemi. Yani tersini kabul edeceğim, bakacağım ortaya garip bir şey çıkıyor mu? Mesela 1 eşittir 2, bir eşitlik bulabiliyor muyum böyle saçma bir şey çelişkiye düşürecek bir şey? Şimdi x x 0 yakınsaksa bu durumda her epsilon büyük 0 sayısına karşılık en az bir n epsilon epsilon yukarıda kaldı. n epsilon eleman n sayısı vardır. Öyle ki her n büyüktür n epsilon için x n ile x 0 arasındaki fark epsilondan küçük olur. Şimdi bu yakınsaksa her epsilon için bunu yapabilirim. E gel deneyelim epsilonu bir alalım. Epsilon eşittir bir olsun. Epsilon'un 1 alınca da bunun doğru olması lazım. Bir sıkıntı çıkarmaması lazım. Bu durumda her n büyüktür n1 yazıyorum. Çünkü epsilon'u demin n epsilon yazdıydık ki epsilon'u 1 aldım. n1 yazayım. Her n büyüktür n1 için ya da isterseniz şöyle yapalım. n epsilon eşittir 1 için ne olması lazım? x n ile x0 arasındaki fark epsilon'dan küçük. Yani 1'den küçük olması lazım. Olur. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi n'ler n epsilon eşittir 1'den büyük eşitken bunu oluyor. Dolayısıyla biz şöyle bir n seçebiliriz. Buradaki n'yi şöyle alalım. n epsilon eşittir 1'e 2 eklenmiş hali. Hani kendinden 2 fazlası da zaten kendinden büyüktür. E bunu alalım diyoruz. Gel bir eşitliğe bakalım. Şimdi n eksi x sıfır. Hani buradaki n sayısı vardı ya. Çünkü bunu söylediydik. Şimdi ben biliyorum ki n eksi x sıfır birden küçük. Şimdi n gördüğüm yere bu n epsilon artı 2 yazayım. Eşittir n epsilon eşittir 1 artı 2 eksi x sıfır oldu. Buradan ters üçgen eşitsizliğini kullanırsam n epsilon eşittir 1 eksi x sıfır Eksi 2 şeklinde bir eşitsizliği elde etmiş oldum. Şimdi aslında gördüğünüz gibi şu arkadaş büyük eşittir bu oldu. Şimdi gel bunu açalım. Nasıl açacağız? Buradan yani şu. Pardon. Ne epsilon eşittir 1 eksi x 0 eksi 2 küçüktür bir eşitsizliği var. Bunu açarsak ne olur arkadaşlar? Bunun dışındaki mutlak değeri açarsak. N epsilon eşittir 1 eksi x 0 eksi 2 burası 1 burası eksi 1. Her yere 2 ekleyecek olursam burada 1 geldi. Burada n epsilon eşittir 1 eksi x 0 geldi. Burada da 3 geldi. Şimdi buraya bakıyorum. Şu kırmızıyla üzerine geçeyim. N epsilon eksi x 0 dediği şey Birden büyük geldi. Öyle değil mi? Yukarıda da Ne epsilon Ya tabii şurası yani Şurayı yapabiliriz aslında. Şurayı düşünebiliriz. Buradaki Ne eksi x0. Hani her ne büyüktür ne epsilon doğru iken doğruydu ya bu. O zaman buraya n epsilon eşittir. Bir yazabilirim. Bak şu durumda bu e, mutlak değer birden küçük. E, aşağıda ne çıktı? Bu mutlak değer birden büyük. Demek ki bu çelişkidir. Dolayısıyla bu dizi raksaktır diyorum. Yani yakınsak olamaz. Varsayalım ki yakınsak olsun dedik. Demek ki yakınsak değildir diyoruz. Notumuz var. Artık videomuzun sonuna geldik. Bir dizi bir noktaya yakınsak ise bu noktanın her epsilon komşuluğunun içinde son, dizinin sonlu sayıda terimi vardır. Güzel bir uygulama olacak şimdi bu arkadaşlar. Şöyle basitçe göstereyim. Bunu tek boyutta düşüneceğiz. iki boyutta değil. Mesela eksi bir üzeri ne dizinin ıraksak olduğunu çok kolay biçimde gösterebilirim. Şimdi bu e, birinci noktam en yerine bir yazarsan eksi bir olur. İkinci noktam bir olur. Üçüncü noktam eksi bir olur. Artı bir olur. Eksi bir artı bir. Eksi bir artı bir. Bu şekilde devam ediyor değil mi bu dizi? Nasıl? Eksi 1, 1. Eksi 1, 1. Eksi 1, 1. Bu şekilde devam ediyor. Kaç tane birim var? Sonsuz tane. Kaç tane eksi birim var? Sonsuz tane. Dolayısıyla varsayalım ki bu dizi 1'e yakınsız. Birin bir komşuluğunu alıyorum. Bu dizinin bu komşuluğunun dışında sonlu tane terim var mı? Hayır. Eksi 1'den de sonsuz tane var. Demek ki bu dizi 1'e yakınsak olamaz. Sonlu tane olması lazım. Peki Eksi 1'e yakınsak mıdır diye bakıyorum. Şöyle bir komşuluğunu alayım. Bu dizinin bu komşuluğunun dışında sonlu sayıda terim mi var? Hayır. Birler sonsuz sayıdadır. Bakın şöyle bir komşuluk alsanız bir problem yok. Dışarıda hiç terim yok. Ama küçük komşuluklarda problem çıkıyor. Mesela şöyle düşünün. Yukarıda n dizini yaptıydık. Mesela onun dizinin terimlerine 1, 2, 3, 4, 5 böyle devam ediyor. Şimdi diyelim ki varsayalım ki bu dizi 2'ye yakınsasın. 2'nin böyle bir komşuluğunu alayım. Bunun dışında sonlu sayıda terim varsa 2'ye yakınsar bu. Sonlu sayıda mı? Hayır. 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar devam edelim. Demek ki bu dizi 2'ye yakınsak değil. 3'e yakınsak değil. Dolayısıyla keyfi bir sayı alarak bunun da hiçbir yere yakınsak olmayacağını gösterebiliriz diyoruz. Mesela 1 bölü n için de yapıp kapatalım. 1 bölü n önemli. Mesela 1 bölü n için en yerine 1 yazarsam 1 olur. Sonra 1 bölü 2. Sonra 1 bölü 3. Sonra daralıyor. 1 bölü 4. 1 bölü 5. Böyle böyle yavaş yavaş noktalar sıklaşmaya başlıyor. Şurada da 0 var. Fakat hiçbir n değerinde bu 0 alamaz. Şimdi o kadar burada yoğunlaşıyor ki bakın sadece şuraya doğru yoğunlaşıyor. 0 da çok çok yoğun oluyor bu. Bakın burada 1, burada 2, burada 3 böyle yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. Şimdi sıfırın şöyle bir komşuluğunu aldım. Bunun dışında sonlu tane terim mi var? Evet sonlu tane terim var. Bunun biraz daha küçük bir komşuluğunu aldım. Dışarıda sonlu tane mi? Sonlu tane. Böyle aldım. Dışarıda sonlu tane mi? Sonlu tane. Demek ki sıfıra bu dizi yakınsar diyeceğim. Tabi böyle daha e, sözel biz söyledik ama bunun yine ispatının tek tek yapılması gerekir. Bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu dizilere girişte başlangıçtaki birkaç video belki size tanımadığınız yöntemlerle böyle Epsilon'dur işte ne Epsilon'dur verilebilir. Bundan sonraki videolar zaten daha akıcı sizin daha kolay anlayabileceğiniz şekilde olacaktır diyorum. Tabi yine bu videoyu atlamayı atlamayın izlemeyi unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere.